Geldiniz. Bugün konuğumuz Alisa Ganiyeva. Bize kendisi Çağdaş Rus öyküsünden bahsedecek. Rusya'nın Kafkas bölgesinden geliyor, Dağıstan bölgesinden geliyor. Let's meet Hello, merhaba. I'm glad to see you today, though it's not a very convenient time. And I'd like to say just a few words about literary process in today's Russia. Sizi gördüğüm için çok mutluyum. Özellikle günün bu saatinde geldiğiniz için teşekkür ederim. Sizinle burada olmak çok güzel. Rus edebiyatı ile ilgili çok kısa bir şeylerden bahsedeceğim size. I'll speak very briefly and if you have any questions you can ask them. Çok kısa konuşacağım, özetleyeceğim. Eğer isterseniz siz bana sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Maybe you know that in Soviet times literature was very much an ideology and it was very unified. Sovyet zamanında bildiğiniz gibi edebiyat aslında daha çok ideolojiyle alakalıydı. There was a big institute called the Union of Writers it was a very rich organization and it spread its wealth to those writers who were ready to glorify the regime. Bir enstitü vardı bütün yazarların birleştiği. Orada da rejimi parlatmak için, rejimi insanlara güzel göstermek için şeyler yazılıyordu. So after the Soviet Union's breakdown during like two first years of the so-called glasnost, when everybody was allowed to say what they think, the literary magazines, they raised in their popularity. There were like millions of copies of literary magazines printed out in those years. Like 1991, 1992. Sovyet bloğu dağıldıktan sonra ilk iki yıl çok herkesin fikrini söyleyebildiği yıllardı. O zamanlarda milyonlarca dergiler yayınlandı, milyonlarca kopyaları sattı bu dergilerin ve herkes fikrini söyleyebiliyordu. So the readers of those times, they were not used to these uncensored short stories, novels, and they read them as some sort of revelation, and they were very popular. O zaman da okuyucular sansüre uğramamış bu hikayeleri, öyküleri okuyabiliyorlardı, onlarla buluşabiliyorlardı. But further in 90s, quite a tough time began for writers because lots of classics of the 20th century who were banned and prohibited by the Soviets, they started to be published. So everybody read classics, dead classics, and not contemporary writers. End of the 90s, right? No, during the 90s. Readers were reading classics which were banned during Soviet times, which were prohibited. İnsanlar o zamanlarda yasaklanmış klasikleri okuma şansı bulmuşlardı. Her zaman klasikleri okumaya başladılar. And nobody read young writers. It was next to impossible to get published for a young writer. O yüzden herkes onları okuduğu için kimse genç yazarları okumuyordu. Çünkü ilk defa klasikleri okuma şansı bulmuşlardı ve insanlar onu tercih ediyordu. Because it was very hard to compete with so-called returned literature. It was called returned literature. Biz ona geri dönmüş edebiyat diyoruz ve bu geri dönmüş edebiyatla yarışmak, onunla mücadele etmek o kadar da kolay bir şey değildi. As for the Union of Writers, it split into two main parts, into liberal and patriotic parts, and they were struggling and fighting with each other, and they still are, by the way. Bu bir araya gelmiş yazarlar grubu, yazarlar topluluğu da iki gruba ayrılmıştı. Vatanperverler ve liberaller olmak üzere. Ve aslında hala da o şekilde devam ediyor. Yine bu ikiye ayrılmıştık. Hala tartışıyorlar kendi aralarında. Bu çekişme sürüyor. I already mentioned literary magazines. They were called thick journals, so-called thick journals. It's a cultural phenomena of Russia. Thick didn't mean the number of pages. It was just the name for a literary magazine. Is it still getting pressed? Hala yayınlanmakta olan bir dergiden bahsediyor. Dergi kalın, yani
Kalın Deris herhalde bizde Türkçe'de. Kalın Dergi adında. Ama bu sayfa sayısıyla alakalı değil. Bu sadece edebi açıdan kalın olduğunu, yani ağır bir şeylerden bahsedildiğini göstermek adına verilmiş bir isim. But if 20 years ago they had several millions of copies, now they have like 400-700 copies each month. 20 sene önce baktığımızda mesela bunun milyonlarca kopyaları yayınlanırken bir ayda, şimdi ayda artık 400 ya da 500 tane ancak basılabiliyor. But they are still surviving because it's the main the main source, the main place where serious short stories can be published, where non-commercial, so-called elite literature can find its place. Hala hayatta kalabiliyorlar. Bunun sebebi de aslında orada gerçekten edebi eserlerin yayınlanıyor olması. Yani reklam amaçlı şeyler değil, gerçekten edebi içeriğe sahip olan öyküler yayınlanıyor. And in the beginning of 2000s, one of these, the most famous of these journals, which is called Novi Mir, which means the New World, it organized a prize for short stories in Russia. Belongs to that magazine? The magazine was the organizer of the prize. 2000'lerde artık bu Yeni Dünya isimli bir, bu dergi Yeni Dünya isimli bir yarışma düzenlemeye ve bununla ilgili ödül vermeye başladı. And each year, literary critics gathered together and they read all the short stories which were published in these literary magazines during the year. They assessed them and chose a shortlist and a winner. Bu eleştirmenler bir araya geliyorlar ve bütün sene boyunca bu dergide yayınlanmış olan hikayeleri okuyorlar, onları değerlendiriyorlar. Birkaç tane öyküyü seçip aynı zamanda kazananı da seçiyorlar. Once I also was a shortlisted of this prize. Bir kere bu listeye ben de katılmıştım, girmiştim. And it was a big help and boost for writers because publishers in today's Russia, they don't like publishing the collections of short stories very much because they don't bring much money. Bu aynı zamanda yazarlar için de çok iyi. Yazarları da gururlandıracak, onları da harekete geçirecek bir şey. Çünkü artık Rusya'da yayıncılar kısa öyküleri yayınlamayı tercih etmiyorlar. Çünkü bu çok para kazandıran bir şey değil. If you are already a famous writer, if you have one or two novels, then you can have this luxury of publishing a collection of short stories, but you can't begin, we can't start with it. Eğer bir iki romanınız yayınlandıysa, eğer ünlü bir yazarsanız, sizin öykü kitaplarınız yayınlanabilir. Ama eğer öyle değilseniz, öykü kitaplarıyla, öykü koleksiyonunuzla bu işe başlamanız çok zor. And it's a big pity because Russian literature has a long tradition of short stories. You can mention Anton Chekhov, for example, who is worldwide famous. Bu aslında Rus edebiyatı için çok kötü bir şey. Çünkü Rus edebiyatı aslında öyküleriyle de çok meşhur. Örneğin biliyorsunuz Anton Chekhov gayet başarılı ve ünlü bir yazar bu konuyla alakalı. I also can say that the situation in Russian literature, it's somehow is connected to their general economical situation in the country. Aynı zamanda Rus edebiyatının genelde Rusya'nın ekonomik durumuna da bağlı olduğunu düşünüyorum. For example, when oil prices started raising, lots of sponsors appeared ready to pay for literature, to pay for prizes for literature festivals. And the literary process was flourishing during the 2000s. 2000'ler süresince mesela petrol fiyatları yükselmeye başladığı zaman petrol şirketleri aynı zamanda bu edebiyat festivalleri için, edebiyatla ilgili etkinlikler için sponsor olmaya başladılar. Bu da aynı zamanda edebiyatı da öne çıkaran bir şey. Edebiyat için de onu parlatıcı bir şey oldu. Today half of these prices are closed because there is no money anymore. Artık ama bugün bu kuruluşların neredeyse yarısı kapandı çünkü yine petrol fiyatlarıyla alakalı.
I already mentioned that it was hard to enter the literature for a young writer in 90s, but it all changed 15 years ago. Yine 90'larda genç yazarlar için edebiyata adım atmak zordu ama 15 yıl önce, yaklaşık 15 yıl önce bu da değişti. There appeared different institutions helping and supporting those writers who were born in 70s and in 80s, who started writing 15 years ago when they were 20 years old. 70'lerde, 80'lerde doğmuş yazarlar 20 sene önce yine yazmaya başladılar genç yazarlar olarak. Bu birleşimler, bu insanların desteklemeleri onlara da yardımcı oldu. For example, there is working so-called forum for young writers under 35, and each year near Moscow, around 200 young writers gather together, discuss their works, study in workshops, in master classes, and meet different public intellectuals. Mesela 35 yaş altı yazarlar kurum altında toplandı. Yaklaşık 200 yazar bir araya geldi. Birbirleriyle etkileşime geçtiler, tartıştılar, konuştular. And also a famous prize called Debut appeared. That was the prize I received when I was 24, and it was the start of my literary career. Mesela yine Debut ödülü ortaya çıktı. O benim kazandığım bir ödüldü aslında aynı zamanda. Yine genç yazarları destekleyici. This prize differed from others with the fact that anybody could apply. You didn't need to have any nominator. You could just apply yourself. Bu ödül aynı zamanda diğerlerinden şu anlamda farklıydı. Kendiniz, kimsenin sizi aday göstermesine gerek yoktu. Siz kendiniz başvurabiliyordunuz, yazdığınız öykü gönderebiliyordunuz. And there were around 70,000 applications every year. Her sene 70 bin yaklaşık aday bulunuyor, başvuran kişi. There were around 200 so-called readers, experts who were reading and forming a long list out of these 70,000. Ve 200 kadar insan sizin bu yazdığınız şeyleri, bu 70 bin başvuruyu değerlendiriyor. So it was a really big competition, and it was a big honor for every winner of this prize to get selected. Bu gerçekten büyük bir, gerçekten zor bir yarışma ve kazanan kişi için, seçilen kişi için gerçekten büyük bir onur. I know that, for example, in US literary, I don't know about Turkey, maybe you'll tell me, literary prizes don't play a big role. Amerika'da bildiğim kadarıyla ve bilmiyorum Türkiye'de nasıl durum, belki siz bana söyleyebilirsiniz bunu ama bu tarz ödüllerin pek bir anlamı yok. But in Russia they are really important because sometimes getting a literary prize is the only way to get published and to get noticed by a publisher. Ama Rusya'da bu çok önemli çünkü yayınlanmanızın ya da yayıncılar tarafından fark edilmenizin tek yolu bu tarz bir ödül kazanmış olmak. For example, before receiving the Debut Prize, I tried to send my manuscript to several publishing houses and I didn't get any reply. But after getting the prize, they all were writing to me themselves. Debut ödülünü kazanmadan önce birkaç yayıncıya göndermiştim ben yazdığım öyküleri ama hiç kimse ilgilenmemişti, hiç cevap geri alamamıştım ama ödülü kazandıktan sonra gönderdiğim başvuruların hepsi değerlendirildi, herkesten geri dönüş aldım. So I mentioned these institutions helping young writers, so we can talk about the literary generation in Russia. A generation of writers who started writing 15 years ago. They most of all know each other in person, they write about each other, and they all have similar trends and topics in what they write. Yine bahsettiğim 50 sene önceki yazarların bir araya geldiği enstitüler ya da kurumlar, orada insanlar bir araya gelip etkileşime geçiyorlardı, birbirleriyle görüşüyorlardı, konuşuyorlardı.
and what particular topics they are writing about is a different subject, and if you like, I can talk about it, but at present I'd like to hear your questions. Genelde konuştukları şey aynıydı. Bununla ilgili konuşabilirim ama bilmiyorum duymak isteyip istemediğinizi. Bu yüzden sizin sormak istediğiniz sorular varsa onları alabilirim. Okay. For example, one of the very persistent topic in their texts of these young writers is the grudge against their parents and the authorities. They don't like previous generations and authorities. They are fighting with them. And almost every novel is about young people gathering into a subcultural group and fighting against their parents, grandparents, authorities, government, whatever. Genelde onlar asi gençlik olarak adlandırabileceğimiz tarzda insanlardı. Bir araya yani aslında alt kültür olarak da yine aynı şekilde aynı şeyi benimsemişlerdi. Otoriteye karşı bir baş kaldırma, kendi ebeveynlerine karşı ya da yönetime karşı bir baş kaldırma söz konusuydu her zaman onlar açısından. I think one of the psychological reasons of this grudge or aggression is the fact that they were born into a big empire, but then when they were little, this empire collapsed, and they think that it was the fault of their parents that they didn't preserve the country for them. Onların psikolojik sebeplerinin, bu asiliklerindeki psikolojik sebebin aslında bir imparatorlukta doğdukları ve ondan sonra kendi o doğdukları ülkenin yıkılması, form değiştirmesi olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde onlar ebeveyni suçluyorlardı bu sorun karşısında. Neden ülkelerini korumadıklarını, neden sahip çıkmadıkları için kendi ebeveynleri ve yine aynı şekilde yönetime karşı bu sebepten dolayı baş kaldırdıklarını düşünüyorum. Another trend which I found quite surprising is that many young writers of my age and maybe 10 years bigger, older than me, they're feeling some nostalgia towards the Soviet past they don't even remember. Yine yükselen bir konu insanlar arasında konuşulan, ben yaşlarımda yani akranlarım ya da benden 10 yaş büyük insanlar arasında onlarda da Sovyet dönemine karşı bir özlem var. Bunu yaşamadılar, bunu tecrübe etmediler ama ona rağmen bunu özlüyorlar. So this past turns into mythological lost paradise. Bu geçmiş, ülkenin geçmişi artık kaybolmuş bir mitolojik cennete benziyor. Also I can say that many texts of these authors are very physiological. They like describing I don't know every detail of drinking, I'm sorry, of vomiting for example, of taking drugs, of love affairs and so on. Bunlar aynı zamanda bahsetmekten hoşlandıkları şey içmek, çok affedersiniz kusmak ya da aşk ilişkileri vesaire. And another trend is writing about war conflicts because many young writers they attend different hotspots. For example, when there was war in a little republic called Chechnya, it's a little republic in Russia. It was claiming its independence, and then there was a big war. And so many soldiers of this war, Russian soldiers, started writing short stories about their experience and became popular. So how did it happen exactly? Like this foundation, like declared their independence? A little republic. Like, oh. aynı zamanda yükselen yine bir ortaya çıkan bir trendlerden bir tanesi de savaştı. Konu olarak yine savaş ön plandaydı. Bir grubun kendi bağımsızlığını ilan etmeye, cumhuriyetini ilan etmeye çalışması ve onların bastırılması sonucunda bu askerlerin hepsinin bir şekilde öyküler yazmaya başlamasıyla ortaya çıktı. And these writers are claiming their
relations with Russian classics of the 19th century, like Tolstoy, Lermontov, and others, who were also officers and soldiers in different war conflicts of the Russian Empire. Bu askerlerin ya da yazarlar diyelim, bu yazarların böyle iddia etmesinin sebebi kendilerini 19. yüzyıldaki Lermontov ya da Tolstoy gibi aynı zamanda hem asker hem ya da bir kamu görevlisi olarak yazarlıklarını sürdüren yazarlarla kendilerini benzetmesiyle ortaya çıktı. For example, one of the most popular Russian writers, contemporary writers, his name is Zakhar Prilepin. He also started his literary career writing about his soldiers' experience in Chechnya. That's right. Bugün yine Rusya'da önemli yazarlardan, ünlü yazarlardan bir tanesi. Yine aynı şekilde bu yazar savaşla ilgili yazdığı yazılarla ortaya çıktı. Onlarla meşhur oldu. Then he proceeded writing about xenophobic subcultures like Russian skinheads and so on. Russian skinheads? Yes, like this and yes, those who don't like unslavic people living in Russia. No, non-Russians. Bu yine yazıları veya düşünceleri alt kültürleri alt kültür olarak Rusların Slav olmayan insanlardan nefret etmeleriyle devam etti. And not long ago, I think in February, he claimed that he's forming his own battalion and going to the eastern Ukraine to fight and to occupy Kiev. kendisini bir kurtarıcı olarak adletti. Biliyorsunuz yine Ukrayna'daki olaylar başladıktan sonra Ukrayna'ya gideceğini ve orada Kiev isyanını başlatacağını söyledi. He also wrote a collection of short stories about Russian warriors fighting against so-called Ukrainian fascists, as they call them. He wrote it? He wrote stories about brave Russian soldier guys fighting against Ukrainian fascists. Bir hikaye yazdı yine. Cesur Rus savaşçıları Ukraynalı faşistlerle savaşıyor şeklinde. So after he claimed that he's going, he's leaving his family, his four kids, and going to Ukraine to fight, it raised a big discussion in the literary world. Dört çocuğunu arkasında bırakıp oraya savaşmaya gittiğinde bu Rus edebiyat dünyası tarafından çokça tartışılan bir konu haline geldi. Some literary critics and experts started being worried that he would be killed there and the Russian literature would lose its big writer. Birçok eleştirmen oraya gittiği zaman orada öldürüleceğini ve Rus edebiyatının büyük bir yazarı kaybedeceğini düşündü. And others are very skeptical and they think that it was just a PR way to promote his book. Diğerleri ise buna bayağı şüpheci yaklaştı. Onu bir şekilde kendi reklamını yapıp yazdığı kitap için daha fazla okuyucu sağlayacağını düşündüler. So it seems that Russian literature continues to be quite politicized. Ve görünen o ki Rus edebiyatı hala bayağı politik bir şekilde devam ediyor, ilerliyor. Did he go there? That's a tricky question because on the one hand they claim that he is there and he posted his photographs from the war scenes, but on the other hand he's giving lots of presentations of the book in Moscow and in other towns at the same time. Çünkü bilmiyoruz. fotoğraflar yayınlanıyor savaş alanlarında. Oradaymış gibi çekilen fotoğrafları var. Ama aynı zamanda Moskova'da birçok yerde kitabıyla ilgili tanıtımlara katılıyor. But the dark side of the story is that he has lots of fans who really believe in him like in a god. And after his announcement they also went to Ukraine to fight. That's yalnız işin ilginç tarafı consequence. Edebiyat çevrelerin yani çok fazla okuru var, çok fazla hayranı var. Bu insanlar o gideceğini söyledikten sonra Ukrayna'ya savaşmaya gittiler. Because maybe it's the same in many countries, but in Russia the writer is perceived not only as a storyteller, but also as a prophet who knows everything.
A trendsetter. Bu Rusya'da böyle, bilmiyorum başka yerlerde böyle midir ama Rusya'da genelde böyle. Bir yazar sadece öyküsünü anlatan birisi, hikayeci birisi olarak görülmüyor. Yani bir peygamber imajı ona yükleniyor. Öyle görülüyor ve o takip ediliyor. Zaten bugün Dostoyevski karakterini dinler gibi dinledik. He also listened that as like a Dostoyevski character you are talking yeah. about. He is. Get the questions. Yes. Sorunuz varsa soruları alabiliriz artık. Young short story writers can compete with, or can do they have the same quality with the older ones like Nabokov? Many of them are influenced by Nabokov and Platonov, and they are very poisonous writers. I mean, if you read Nabokov too much, it's very easy to become dependent on him. And onlar tarafından etkilendikleri kesin onlar. Çünkü bir şekilde Nabokov'un da Platonov'un da bir zehirleyici etkisi var. Eğer onları çok fazla okursanız onların etkisinden kurtulamazsınız. Onlar gibi yazmaya başlarsınız. I think out of maybe 30-35 young authors who are now actively publishing their texts, maybe two or three are worth reading and maybe they'll remain Şu anda aktif olarak yazıları yayınlanan 30-35 genç yazarın bence 2 ya da 3 tanesi gerçekten okumaya değer ve onlar kalıcı olacaklar. Of course not all of them. Can you give us names of these writers? Uh-huh. For example, there is an author called Roman Senchin. He writes lots of short stories and novels as well, yazarı, but I think short stories are better. Ama, öyküleri daha and iyi. Another one is Alexander Snegirov, these two authors. Why do you find them like worth to read? So one of them, they are very different. The first one, Roman Senchin, he's very sullen. He's, as a person, is very sullen and dark and gloomy, and his texts are also a little bit gloomy. Maybe it's not right to read him too much because you'll get a depression. İlk bahsettiğim yazar, yani onlar bence konu olarak farklı. İlk bahsettiğim yazar çok karanlık, çok yalnız bir insan. Kişilik olarak da öyle bir insan. Yazdıklarına da bu yansıyor aynı zamanda. Çok kederli, kasvetli şeyler yazıyor. Bence çok fazla okumak da zaten iyi değil. Depresif bir insan haline gelebilirsiniz. But he's very honest and talented in describing Russian province. Everything outside Moscow in St. Petersburg, villages, little towns, how people live there. And he's very good at expressing their thoughts, their ways of looking. Ama bence çok yetenekli bir yazar. Çünkü sadece Petersburg'u, Moskova'yı değil, Rusya'nın diğer köylerini, oradaki yaşamları, oradaki halkın nasıl yaşadığını da çok güzel bir şekilde anlatıyor. Bize onlarla, yani hikayeleri bunlar üzerine. And another one, his last name is Snegirov. He's the opposite. He has a very rare sense of humor, which is not a usual thing with Russian authors who are really very serious, and he can be funny and he's talented at the same time. Diğer ikinci bahsettiğim Snegirov da tam tersi bir mizaca, karaktere sahip. Onun yazdığı şeyler genelde eğlenceli ve komik bulabilirsiniz onu. Bu zaten Rus edebiyatında çok fazla karşılaşabileceğiniz bir şey değil. Onu da yine o anlamda farklı bir yere koyuyor. And he mostly writes about Moscow. Evet, genelde Moskova ile ilgili yazıyor. But Moscow and the rest of Russia, they are like different countries. Ama Moskova ve Rusya'nın geri kalanı baktığınızda bize farklı, başka ülkelermiş gibi görünüyor.
Rus kanonunda farklı bir kökene ait olmanın dezavantajını veya avantajını yaşadın mı? Are there any advantages or disadvantages being that being different from that Russian people when it comes to the literature? Yes, I find that it's a very big advantage for me personally, because when I started writing, I didn't have any predecessors or forefathers in literature. Because on the one hand, I write in Russian language; on the other hand, I described realities of the national province where everybody speak different languages and where people are Muslim, not Christian, for example, and so on. It's a mixture of cultures. Yani baktığınızda aslında bu benim için büyük bir avantaj oldu. Çünkü benim Ruslar gibi, yani diğer Rusların Rus yazarları vardı ama bizde öyle bir şey yoktu. Bu bakımdan benim için çok büyük bir avantaj oldu. Çünkü ben onlardan çok farklı konulara sahiptim. Çünkü yani Müslümanlar vardı. Sadece Hristiyan çevrelerde büyümedim ya da farklı bir dille büyüdüm. Farklı şeyler konuşuluyordu etrafımda. Bununla ilgili, o yüzden bunun avantajını yaşadığımı söyleyebilirim. And I live in a republic called Dagestan where there live 30 something ethnic minorities and each of them speak their own language. Dağıstan bölgesinde dünyaya geldim. Oraya baktığınızda yaklaşık 30 tane farklı etnik köken var ve bu etnik kökenlerin hepsi farklı diller konuşuyor. Before the 20th century, everybody, it's a mountainous place, republic. So all the mountaineers, they spoke Turkic language, one of the Turkic languages, so that everybody understood each other. So they had their native languages and also the language of communication. And now the Russian language is playing this role. Daha önceden 19. yüzyılda bu bahsettiğim yer dağlık bir bölge. Dağda, yani o bölgede yaşayan dağ insanları Türk kökenli bir dil konuşuyorlardı ve kendi dillerine de sahiplerdi aynı zamanda. Birbirleri aralarında konuşurken bu Türkiye dili konuşuyorlardı. Ama şimdi yine kendi dillerine sahipler ama bu Türkiye dilin görevini Rusça almış durumda. Kendi aralarında artık Rusça konuşup yine kendi dillerini konuşuyorlar. For example, my grandfather, of course, he spoke his native language, Avar language, but also he spoke Turkish, for example, and he spoke it better than Russian. Mesela dedem baktığınızda kendi dilini, Avar dilini konuşuyor ve Türkçe de konuşuyor, Türkiye dili de konuşuyor ve Rusçadan daha iyi konuşuyor bunu. Now everybody speaks Russian and the local languages are disappearing, unfortunately. Şimdi herkes artık Rusça konuşmaya başladı. Bu yerel diller, azınlık dilleri artık yok olmaya başladı. Because it's everywhere in schools, in Çünkü Rusça artık her yerde, okullarda, enstitülerde, her yerde Rusçayla. But still, when people are speaking Russian, they are speaking it in peculiar way. They mix different other languages into it. So my dialects are written in this peculiar Russian language, and that is why it was very interesting for readers and linguists. Artık baktığınızda şöyle de bir durum var. Rusçamız da birazcık tuhaf bir hale geldi. Kendi orijinal dilimizden, kendi ana dilimizden de içine kelimeler serpiştiriyoruz. Farklı bir diyalekt oluşuyor. Şimdi Rusya okurlar okurken farklı bir Rusçaymış gibi geliyor onlara. O yüzden onu da farklı buluyorlar, değişik buluyorlar. And another advantage is that the region I'm writing about was always a battle scene, the place where there was war. In 19th century, there was a big so-called Caucasian war when Russian Empire was occupying this place, this region. In 90s, there was war in this Republic of Chechnya. So Russian readers are used to read about this place only from the soldier's perspective.
Ve şöyle de bir avantajı var. Artık benim hikayelerimi okuduklarında oradaki savaş sahnelerini görüyorlar. 19. yüzyılda Kafkas savaşlarının, Çeçen savaşlarının geçtiği yerleri okuma fırsatı buluyorlar. Ama bunu daha önce sadece askerlerin gözünden okumuşlardı. Şimdi farklı bir perspektiften yaklaşıyorlar, bakış açısından yaklaşıyorlar. And I'm showing them this region not from the outsider's point of view, but I write about every day life, about not the war but everyday routine. Ve onlara ben farklı bir bakış açısı sunuyorum. Çünkü dışarıdan bakmıyorum. Onlara ben günlük hayatı gösteriyorum. Günlük hayatın nasıl işlediğini gösteriyorum. Savaş değil kesinlikle. Savaştan bahsetmiyorum. Bu bölgedeki insanlar günlük hayatlarını nasıl sürdürüyorlar? Yani onun içine girmiş oluyorlar bir nevi. And it turned out that it's very interesting for Russian readers because they really don't know about this region. And Russia is so big that not all the Russians know about the boundaries of their country and they don't know if Dagestan is the part of Russia or not. They are not good at this. Bu Rus okurlar için çok ilginç bir hale gelmiş oldu. Çünkü Rusya çok büyük bir ülke. Birçok insan Rusya'nın sınırlarının nerede başladığını, nerede bittiğini dahi bilmiyor. Ve böyle bir bölge olduğundan okudukları zaman haberdar olabiliyorlar. Dağıstan bölgesini daha önce duymuşlar mıydı, duymamışlar mıydı? O bile muamma. For example, when I came to Moscow to study, my classmates, they kept asking me, where did you learn Russian and what currency do you have there? So they didn't know that I'm Russian too. Moskova'ya ilk okumaya gittiğimde kendi sınıf arkadaşlarım bana soruyorlardı. Siz orada, sen Rusça'yı nasıl bu kadar güzel konuşabiliyorsun? Nereden öğrendin? Orada siz hangi para birimini kullanıyorsunuz gibi sorular soruyorlardı. Çünkü bilmiyorlar. So for many of my readers is also an education and knowing about some new facts and places. Yani bu şartlar altında tabii okuyucularım da yine yeni bilgiler öğreniyorlar. Onlar için de eğitsel bir kitap olmuş oluyor. Öyle de bir avantajım var. Okuyucular açısından böyle ama mesela oradaki işte o eleştirmenlerden, yazarlardan bahsetti. Onların oluşturduğu edebi kamunun mesela Alisa'yı kabulü kolay mı oldu, doğal mı oldu, zor mu oldu? Yani çok, mesela şöyle sevimli azınlık muamelesi yapıp kolayca da alabilirler. Doğal olarak sadece edebi metnine de bakabilirler veya zor da olabilir. So the literary critics or the other literary figures unite, how did they accept you? You were the, like the cute minority thing, or they did they like exceed you? How did they react? When I started writing, I was sure that my text would be interesting only for my countrymen, people living in that in my region, and I was very surprised that it was very well accepted, and most of the critics were writing praise. Praise about like positive book reviews. The other ones, right? The whole Russian critics. İlk başta yayınlarken kitabımı yazdığımda kendi bölgemdeki insanlar tarafından çok beğenileceğini, onlar tarafından kabul göreceğini düşünmüştüm. Ama büyük resme baktığımızda yine bütün Rusya'daki herkesten aldığım yine geri bildirimlerde yine aynı şekilde oldu. Herkes bunu kabullendi, ilginç buldu. But I think in this positive reaction there really was some part of this attitude towards a minority, like little brother who also can write. Onlar aslında büyük ihtimalle bakış açısı şu şekildeydi. Bu küçük azınlıklar da bir şeyler yapabiliyor. Onlar da bir şeyler yazabiliyor. Bizimle ilgili gurur duydular galiba. Gurur kaynağı oldu onlar için de. So it took for me some time to establish my place not only as an exotic or talking monkey, for example, but also as a writer. So I had to write two more novels to gain this reputation. Bu
geldiğim yeri kurmak benim için çok kolay olmadı. İki bakımdan da kolay olmadı. Yani bir yazar olarak da kolay olmadı ya da konuşan egzotik maymun olarak da kolay olmadı. İki roman yazmak zorunda kaldım. Bu ünümü almak için, bulunduğum yeri kazanmak için. But there also was a negative reaction too, mostly from just from the readers who didn't like, readers from my native region. They didn't like that I told the truth and also showed some not very complimentary sides of Dagestan life. Aynı zamanda negatif eleştiriler de aldım tabii ki, ama bu genellikle benim bölgemdeki insanlardandı. Çünkü onlar benim her şeyi açık açık doğru şekilde yazmamı hoş görmediler. Daha fazla iltifat etmemi, daha güzel gösteriyor olmamı tercih ettiler, ediyorlardı. Ama ben sadece doğruları yazmıştım. Bu onların pek hoşuna gitmedi. They were also outraged that in my dialogues I used the real colloquial speech. The real speech spoken on the streets of Dagestan, because they thought that literature is something lofty, something beautiful, and you can't drag this dirty language into it. Bu aynı zamanda şeyden de hoşlanmadılar. Ben kitabımda yazdığım diyaleklerden, konuşmalardan da hoşlanmadılar. Çünkü ben sokak ağzını kullandım. Onlara göre edebiyat güzel olmalıydı, daha güzel bir dil kullanılmalıydı. Sokak dilinin edebiyatta yeri yoktu. So they were waiting for a tale about noble heroes, and I wrote about ordinary people. Onlar bir onurlu halk kahramanı bekliyorlardı, ama ben sadece sıradan insanları yazdım. Soru sormak isteyen arkadaşlarım var mı? Okay, one more question. Kendisini yakın hissettiği hem Rus ya da hem Batı edebiyatındaki yazarlar. Bir de pardon, bir şey daha sorayım. Platonov mesela burada son 10 yılda çok popüler oldu edebiyat çevrelerinde. Rusya'da da o kadar etkiledi mi yazarları? Önce onu soralım olmaz. Tamam. Platonov is very famous here. For the last 10 years around, and is he also very famous in Russia? How people look at him? Yes, and he is famous in Russia too, but he's quite difficult in the terms of language and philosophy, and that's why it's very hard to translate Platonov. So I'm very glad to hear that he was properly translated into Turkish and accepted. Evet, tabii ki Rusya'da da çok ünlü ve çok önemli bir yazar, ama filozofik ve dil açısından çok karmaşıktır. Türkiye'de kabul edildiği ve düzgün bir şekilde çevrildiği için de ayrıca ve tanındığı için de çok mutluyum. Diğer sorunuz? Kendisini etkileyen, böyle biraz da şey kendisini yakın bulduğu Rus ve the other writers, Russian writers or the other Western writers, you get influenced or you feel close to yourself? There is the number of writers I really do like and appreciate, but I can't say that they influence directly on what I write. Çok fazla sevdiğim yazar var, ama içlerinden tam olarak şundan etkilendim diye bir isim söyleyemem. Çünkü etkilendiğimi, o bakımdan etkilendiğimi düşünmüyorum, ama çok fazla. For example, the one that you feel like relative or something. Kafka, for example. Kafka. Franz Kafka. Soru sormak isteyen arkadaşım yok galiba. O zaman bugünlük de oturumumuzu burada kapatalım. Alisa'ya teşekkür ediyoruz. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Thank you.